Soru cevap. Soruyu soruyoruz, yanıtını alıyoruz. Soruyu beğenmemek yok, soruya alakasız cevap vermek yok. Sorudan kaçmak yok. Birebir her salı saat 21'de Deutsche Welle Türkçe'de. Merhabalar, yine bir birebir özel yayınıyla karşınızdayız. Aslında salı günleri saat 21'de biliyorsunuz Deutsche Welle Türkçe YouTube'dan canlı yayında karşınızda oluyoruz. Bugün yönetmen Tolga Karaçelik konuğum. Filmi Kelebekler yeni vizyona girdi. Epey de ses getirdi. Yani üzerine konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor falan. Dolayısıyla bugün Tolga Karaçelik konuğum. Şimdi benim sorularım hazır. Yani hep de illa böyle süper politik şeyler üzerine konuşmayacağız tabii. Tolga'ya soracağım sorularım hazır ama siz de sorularınızı yollayın. Tolga Karaçelik'e sizin için sorayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Bir, yani vizyona girdi diye mi hayırlı olsun demek lazım yoksa Sundance'de jüri özel ödülünü aldı diye mi hayırlı olsun demek lazım? Jüri özeli mi aldı? Yanlış mı söyledim bu arada? Jüri büyük ödülü. Jüri büyük ödülünü aldı, doğru. Teşekkür ederim. Evet, cuma günü girdik. İlk hafta sonumuzu bitirdik. Gişe rakamları gelmeye başladı. Mutluyuz. Ne geldi gişe rakamı? 18.500 geldi. İyi aslında. Çok iyi. Yani çok iyi dediğim hani tam beklediğim gibi. Ama tam tahmin edemiyorum bu sefer. Tahmin edemiyoruz daha doğrusu dağıtımcılarımızda. Çünkü insanların konuştuğunu biliyorum. Gidenlerin mutlu olarak çıktığını da biliyorum. Dolayısıyla hani başlangıç için bence iyi bir rakam. Ya çünkü şundan iyi dedim. Böyle işte hani gişe filmi falan diye bir şey deniyor ya. Hani iki senedir o gişe filmi çok büyük gişe yapacak falan diye böyle bir rüzgarla vizyona girenler tahmin edildiği kadar izlenmiyor çünkü. Şu anda çok değişik bir, yani bundan bir kaç sene önce çok daha fazla insan sinemaya gidiyordu galiba. Genel biletlerin artmış olmasına rağmen bilet satışının hep benzer filmlere gidiliyor. Yani mesela 3-4 tanesi filmin esasında tüm o bilet parasının %50'sinden %60'dan daha fazlasını almış oluyor. Dolayısıyla hani biraz çeşitlilik öldü ama seyirci sayısı artmasına rağmen biraz daha gidilen filmlerin çeşitliliği azaldı. Ne gibi filmlere gidiyorlar? Biliyorsunuz siz de zaten. Yani daha büyük salonlarda girme şansına sahip, daha bu salon sayısı da birebir alakalı bir şey esasında. Yani bugün mesela ilk 10'daki bütün filmlere baktım, en çok izlenen en aşağı galiba 120 salonda girmiş filmler var. Genelde 300 civarında, 200 civarında salonlarda girmiş filmler var. Ne kadar çok girerse o kadar çok izlenir. Bu şey gibi, yani bir kitabı ne kadar çok kitapçıda satarsan o kadar çok satılır gibi. Biraz bir öyle. Biraz da tabii daha önceden beri devam eden filmler var. Yani daha önceden beri devam eden markalar var. Ailecek Şaşkınız falan gibi işte. Dolayısıyla seyirci daha çok ne yapacak, ne beklediğini de biliyor, ne göreceğini de biliyor. Bu iş nasıl yürür biraz? Yani bir film üretirsiniz, bir dağıtıcıyla mı anlaşırsınız? O dağıtıcının işte eli kolu uzunsa mı çok salona gider? Nasıl yürür? Yok, yani esasında sinema salonları, biz de sinema salonları dediğimiz zaman tabii tekelleşme de var. Onların da vereceği karar. Dağıtımcı ne yaparsa yapsın, bir talep olacağına inanmıyorsa salon sahipleri hiçbir şekilde vizyona giremez. Biz yani, şu anda mesela 74 salonda girdik vizyona. Bizim gibi film için iyi bir oran. Daha fazla da girebilirdik bu arada. Ama daha fazla girmek demek daha fazla izlenecek demek değil esasında. Deminki sorunuza biraz cevap. Çünkü ilk hafta içerisinde, ilk hafta sonu içerisinde eğer bulamazsak yeterli sayıcı salon sahiplerinin gözünde o hafta sonra çıkartabiliyorlar. Bize şu anda öyle bir şey olmadı. Tam tersi, salonlarımız büyüdü. Salon sayılarımız arttı. Bunlar hep iyi işaretler. Yani var olan salonlar doluyor. Bir de sizin izleyicinizin böyle bir örgütlenme durumu var sosyal medyada. O kampanyaları gördüm. Buraya da gelsin kelebekler, buraya da gelsin diye. Enteresan. Garip bir şey oldu. Yani hiçbir uzun zamandır hiç görmediğim şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler oluyor. Çünkü garip bir şekilde insanlar filmi kabullendi, sahiplendi. Ve mesela Edirne'de vizyona soktu.
çocuklar. Mail attılar, telefon ettiler vesaire. İlk başta salon sahibinden talep yokken Edirne'de vizyona girdik. Ondan sonra Çanakkale'de kez aynı şekilde. Bugün Van'da girdiğimizi öğrendim. Yine oradaki insanların sürekli bir baskısıyla. Dolayısıyla keyif verici bir yönetmenin için filminin bu kadar sahiplenilmesi insanlar tarafından iyi geliyor. Bu aslında biz gazetecilerin de konuştuğu bir şey ya, işte son dönemde. Bağımsız medya istiyorsa izleyici, o zaman sahip çıkmalı ya da okuyucu işte almalı sahip çıktığı gazeteyi diye, aslında onu gösteriyor. Senin durumunda bir filme sahip çıkıyor gençler ya da izleyici diyelim. Evet. Sosyal medyayı kullanıyorlar, kampanya başlatıyorlar. Kelebekler buraya gelsin diyorlar ve Kelebekler filmi işte bu illerde. Şimdi Balıkesir, Edremit'te galiba böyle bir kampanya Edremit'te var. Edremit'te galiba olacak galiba. Bir de mesela değişik şeyler oluyor. Mesela Sakarya Kelebekler diye bir bugün gördüm afişimizi koymuşlar. Hani Instagram sayfası açmış. Sürekli postta bulunan bir arkadaş var mesela. Yani onun etrafına toplanmaya çalışıyor insanlar. Dolayısıyla bu şeye falan gider. Keyifli. Keyifli, bir de belki şuna gider. Hani işte Anadolu'da böyle bir dayatılan bir şekilde bir muhafazakar yaşam tarzı var mı yok mu konuşuluyor, yazıyor sosyologlar bu mesele üzerine, inceleme yapıyor, yazıyor falan. Şimdi aslında bu gençlerin böyle örgütlenmesi ve bir şey talep etmesi, bunun da belki tam tersine bir etkiye tepki olduğunu da gösteriyor, kim bilir. Yani iş hani sinema değil belki sadece, anlatabiliyor muyum? Yani bunun da bir film etrafında, sinema etrafında olması da bir yönetmen olarak beni de çok mutlu ediyor. Etmez olur mu? Bir soru var Ünal Çelik'ten. Sinemaya gidilmemesinde ortaya çıkan saçma filmlerin etkisi neden mi var diye sormuş Ünal Bey. Yani saçma film, kimsenin emeğine saçma film demem. Fakat bir kesim insanın beklentilerinin karşılanmadığı ortada ve o insan grubunun da sinemaya birazcık küsmüş olduğu da ortada esasında. Yani bundan bir zaman önce festivallerde gösterilmiş filmler hani 100 bini çok rahat geçerken son zamanlarda hiçbir şekilde geçmiyor. Dolayısıyla bir kesim, sinemaya gitme alışkanlığı olan bir kesimin beklentileri yok oldu. Yani akşam ve alışkanlığı yok oldu daha doğrusu. Ya da şey, mesela Netflix'in mesela etkisi nedir? En son ne zaman sinemaya gittin sen? Ya ben şimdi Netflix aldığımdan bu yana evden çıktım işte, yok ama gerçekten. Bu işte karşılığı bu. Yani evet, evde oturup Netflix'imi izlerim. Çünkü o filmden de emin değilim, gelecek doğru filmlerden de emin değilim. İki saatimi veremem oraya doğru diye düşünüyor insanlar. Dolayısıyla akşam bir yemek yiyelim, ondan sonra belki sinemaya gideriz, oradan da bir şeyler içmeye gideriz. Kayboldu o alışkanlık. Ya kısır döngü oluyor. İşte güzel film gelmeyince, yani güzel derken ne bileyim, benim izleyebileceğim film gelmedikçe ben sinemaya küsüyorum. Ben sinemaya küstükçe bu sefer işte sinema sahibi de iyice başka türlü film getirmeye başlıyor. Tabii dağıtımcı getirmiyor vesaire vesaire. Atlas Akın'dan bir soru var. 60'lar Türkiye sineması ve Fransız yeni dalgasını göz önünde tutarak düzenli bir sinema eleştirisi atmosferinin ve bir sinematekin varlığının sinemanın gelişimi için önemi konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok doğru bir tespit ve güzel bir soru. Kesinlikle bu gibi filmlerin özellikle çok daha fazla ve uzun soluklu gösterilmesi lazım ki o kulaktan kulağa insanlar bahsedebilsin ve belki de alışkanlıklar tekrardan geri kazanılması için belli bir zamana ihtiyacı var bunların. Veya güvendiğiniz sinemalara, yani o sinemada gösterilen film iyidir. Onun programcısını tanıyorum. Dolayısıyla özel sinemalara, böyle sinemaların varlığının olması lazım. Ne olduğunu, ne gösterdiğini bilmeden gidip bilet alıp ben film izlemek istiyorum dediğin zaman hayal kırıklığı uğramayacağın yerlerinde olması lazım. Bu şart. Bu kesinlikle şart. Hı hı. Sorunun ikinci kısmı neydi? İkinci kısmı düzenli bir sinema eleştirisi atmosferinin ve bir sinematekin varlığının. Hı. Ama eleştiri kısmı da çok güzel bir şey, taraf. Şimdi eleştirilerin... Peki eleştiri atmosferi tabii nerede yer alacak? Şimdi ben her yerde olabilir. Sosyal medyada olur. Dergiler zaten bazıları kapılıyor. Şimdi yeniden açılıyor. Fakat mesela eleştirmenlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. Benim şu anda filme gelen eleştirilerin %97'si, %95'in üstünde olumlu eleştiriler geliyor. Dolayısıyla şu anda söyleyebilirim. Yani kötü geliyor diye konuşuyorum zannetmesinler. Eleştirmenlik hakikaten kültürünün gittikçe azaldığını ve yok olmaya başladığını. Ben bu filmi sevdim, sevmedim üzerinden konuşuluyor film. Ve filmle ilgili ne bir filmin açtığı soruları daha da çoğaltacak veya o sorulara insanların belki cevapları ulaşmasını sağlayacak bir eleştirel dil kullanılmıyor ne yazık ki. Sevdim diyorlar.
çok güzel diyorlar. Böyle tanımlar yani bir eleştiri yazısının içerisinde bence olmamalı zaten. Veya sevmedim diyor. Yani bu beğeniler üzerinden devam eden, belki de bu sosyal medyada hani 140 karakter, şimdi 280 oldu galiba, 280 karakteri belki içerisine sokma çabası belki insanların dilini de değiştiriyor. Fakat çok kestirme ve çok hızlı, çok acele bir şey yazma zorunluluğunda da hissediyorlar. Bu yine sosyal medyanın hızlı bir şekilde tweet edilecek, post edilecek vesaire bakımında. Dolayısıyla ortaya yazılar okuyorum. Yani çok iyi diyebileceğim, iyi diyebileceğim yazılar da var, yalan değil. Fakat genelde beğendim, beğenmedim noktasında ortalaması ne yazık ki bu noktada kalıyor. Peki mesela Sundance ödül aldıktan sonra işte Amerika'da yazılmış, çizilmiştir muhtemelen. Bakma şansın oldu mu hiç orada nasıl yazıldı, nasıl çizildi? Tabii. İşte orada Amerikalı eleştirme, Türk eleştirmenin farkı var mı çok? Yani farkı yok. Yani esasında orada da iyisi var, kötüsü var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Orada biraz daha, hatta festival koşturması içerisinde olduğu için biraz daha da kötü diyebilirim. Ortalama daha kötü esasında baktığınız zaman. Peki orada şey gördünüz mü? Biraz oryantalizm belki. Türklere bak ya, canım benim, Türkler yapmış, ayna çeker attitude'u gördünüz mü? Yok. Yani çünkü öyle dinleyecek her ülkeden insan olduğu için Fransızlara da bak, ne güzel Taylandlar film yapmış da denebilir yani. Dolayısıyla Türklere özel bir ilgi ne yazık ki yok. Yani ne yazık ki yok diyorum. Çünkü tam tersi de dünya haklarının satım aşamasında beklediğimiz ilgiyi görmemizin sebeplerinden bir tanesini sales agent'la konuşurken hani Türkiye'nin antipatik durumu politik olarak da televizyonlara satmamıza vesaire birazcık beklediğimiz kadar olmuyor açıklamalarından bir tanesi de buydu mesela. Öyle mi? Tabii. Yani Türkiye'de şu anda böyle bir şey var. Onun için izleyici soğuk bakıyor diye düşünüyorlar. Yani siyaset etkiliyor. Sonuçta oraya bir şey koyduğunuz zaman bir marka oluyor ve o markanın içerisinde seyircinin tercihlerini etkileyen faktörlerden bir tanesi de tabii ki sempatiklik de oluyor. Gerçi şu anda İskandinavya'ya sattık. Baltık ülkelerine satıldı film. Dolayısıyla oralarda vizyona girecek. O yüzden de mutluyum. Süper. Konuşuluyor henüz daha başka ülkelerle de. Ama göreceğiz zamanla. Ali Tufan Kaçar tatlı bir yorum yapmış. Netflix hikaye 11'de ilk seans, yalnız film izleme zevki nerede ya? Doğru. Peki İlkan Akgül diyor ki, niteliksiz film diye bir şeye inanıyor musunuz? İnsanların sinemada umduğunu bulmaması sektörün iyice ana akımlaşarak niteliksizleşmesinden dolayı olabilir mi diye böyle. Yine bir iki aşamalı soru. İnanıyor musunuz demiş. Size soruyor. Niteliksiz film diye bir şey var mı yani? Nitelikli nedir niteliksiz? Yani herkesin kişisel yorum yapabileceği bir şey bu. Bana göre niteliksiz film var tabii yani. Ne yok dersem yalan olur. Ama çok büyük bir dert değil. Yani niteliksiz filmler de olacak. Bana göre niteliksiz gelen filmler o beyefendiye göre nitelikli olabilir. Ona niteliksiz gelenler bana göre nitelikli olabilir. Bu hani çok, o sıfatlar çok tehlikeli de, daha doğrusu genel geçer hale getirmesi tehlikeli. Ama sorunun ikinci kısmı neydi? Şimdi hani insanlar sinemada umduğunu bulamadıkça sektör bu sefer iyice mi ana akımlaşıyor, işte az önce konuştuğumuz şey. Evet, yani alışkanlık, farklılıklar gittikçe azalıyor ve uçlar gittikçe daha merkeze doğru çekiliyor. Ve o merkezde genelde formüllerle işlendiği için, çünkü olabildiğince çok insanın beğenisi dediğimiz şey esasında insanı birazcık körelten bir şeydir. Ve tembelliğe iter beğenileri de. Dolayısıyla gittikçe ve gittikçe bu bir kısır döngü halinde. Ama yani bu aynı şey mesela dizi sektöründe de başımıza geldi. Şimdi dizi sektörü yok oldu. Doğru. Yani ana akımda düşündüğümüz şey de esasında çok uzun vadeli bir gidişat olmayabilir. Bir röportajında şöyle demişsin, eksiciler paylaşmış, ekşi sözlükçüler. Çok seviyorsun ekşi sözlük. Sinemacı bir şekilde direnir, direnen her zaman. Dolayısıyla belki de daha muhafazakarlaşan ve otoriterleşen bir toplumda yaşadığımız için gayet kaçınılmaz bir karşılığı olacaktır. Bununla ilgili daha fazla hikaye anlatılacaktır, daha fazla söz söylenecektir demiş. Demiş midir? Doğrudur. Aslında bu söylediğin şeyi de mi içeriyor? Bu hani diyorsun ya, dizi sektörü de böyle ana akımlaştı ve sonra insanlar ilgiyi kaybetti. İşte neyse, nitelik mi kaybediyorsa, kalite mi kaybediyorsa, ne oluyorsa. Şimdi sinema da oraya giriyor ama direnmek dediğin şey biraz da onu mu içeriyor işte? Yani hayır, sinema dediğin şey, sinema yapmaya çalışan insanların kaçınılmaz olarak her zaman bir mücadele etmek zorunluluğu var.
Çünkü bizim işimizin tabiatı bu. Gazetecilik gibi. Yani sadece sözümüzün politik olmasından bahsetmiyorum. Yani Thomas Rilke'nin esas olan dayanmaktır lafına atıf olarak bir şey söylüyorum. Çünkü yaptığımız iş zor bir iş. Birçok farklı katmanı, birçok farklı ruh halinde devam etmen gereken evreleri var. Ve hepsi de zorlu. Özellikle yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde zorlu bir süreç bu filmi yapmak. Çünkü yaklaşık bir benim en azından özelimde bir 5 sene 6 sene boyunca aynı motivasyonu koruyarak devam etmek zorundasınız. Senaryoyu da sen yazdın Kelebekler'de. Evet. Şimdiye kadar bütün senaryoları ben yazdım. Hı-hı. Senaryolarımı ben yazdım. Ve o motivasyonu devam ettirmek bile başlı başına bir direnmeyi gerektiriyor. Sadece direnmeyi politik olarak anlamayın. Tabii ki Türkiye'deki de bahsettiğimiz koşulların içerisinde söyleyecek sözünüzün de bir anlam ifade etmesi zaten var olan bir şeyi övmek değil, fakat bir şeyden rahatsızlığınızı dile getiriyorsanız da söz söylemek daha anlamlı oluyor. Dolayısıyla bunların hepsini beraber bir araya değerlendirdiğimiz zaman sinemanın direnmeyle çok büyük, direnmekle çok büyük bir bağ ve ilişkisi var. Ya, filme geleceğim ama bir başka izleyici sorusu var. Bu söylediğimize çok bağlantılı. Ozan Şamiloğlu, Türkiye'de muhalif ve farklı düşünen kesimlere karşı ağır bir baskı var. Bu baskı sürecinde yaşanan hayat hikayeleri ve mücadeleler iyi sinema filmleri, senaryolar ve iyi yönetmenler doğurur mu? Bu deyince bu Ozan Bey'in bu sorusu benim İran sinemasını aklıma getirdi mesela. Hı hı. Hani Türkiye sineması İranlaşır mı o anlamda mesela? Şimdi Türkiye sineması dediğimiz şeyin bir Türkiye sineması var denebileceğini şu anda zannetmiyorum. Hı. Bu yok sinemamız manasında değil, ortak bir dili olan. İran sineması var mıdır mesela? Var tabii. İran sineması dediğiniz zaman aklınıza bir şey gelir. Bunun içerisinde tabii başka yerlere gitmiş tabii ki yönetmenler vardır. Fakat İran sineması bir anlamı vardır, bir karşılığı vardır. Türkiye'ye çok farklı filmler çeken bir sürü yönetmen var. Ve bu güzel bir şey. Herkesin farklı sesi var. Ya mesela Nuri Bilge Ceylan, işte Zeki Demir, Kubus, siz bir şey, yani bir akım gibi değil misiniz mesela? Ya mesela Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Zeki Demir Kubus onlar benim ustalarımdır. Onlarla ismimin beraber anılması bile beni onore eder. Fakat herkesin tabii ki çok büyük tarzları farklı olan yönetmenlerden bahsediyorsunuz. Reha Erdem'in tarzı tamamen farklı, Nuri Bilge Ceylan'ın tamamen farklı. Ne bileyim benim jenerasyonumdan benim farklı, Emin Alper'in farklı, Kaan Müjdeci'nin farklı, Erol Mintaş'ın farklı, Yeşim Ustaoğlu'nun farklı. Dolayısıyla böyle bir sinema dilinden bahsedemeyiz, ortak bir dilden. Tabii ki onun işte soruya geri dönecek olursak. Aynen, baskı doğurur mu? Yani baskı sinema doğurur bunun, mu? Bunu dert edinen yönetmenler tarafından da tabii ki böyle hikayeler çekiliyor ve çekilecek. Geçen sene işte Kaygı, benim daha önce çektiğim Sarmaşık, belki Abluka, belki... Kıvanç Sezer'in filmi Bağımın Kanatları. Hep toplumun değişik kesimlerinin dışlanmış ve sözü kesilmiş kesimleriyle hakkında, onlar hakkında filmler üreten yönetmenler de her zaman olacaktır. Melike Hanım'ın, Melike A, Kelebekler için devletten hibe istediğinizi ama geri çevrildiğini söylemiştiniz. Hiç kimseden hibe istemedim. Bu Kültür Bakanlığı. Evet, destek. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın desteği sizin aldığınız biletlerle, hatta benim filmlerimden insanların aldığı biletlerin içerisindeki bir pay. O yüzden yüksek birazcık da bilet fiyatlarımız. Çünkü Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunacağını düşünülen filmlere onun içerisinden, o bilet parasının içerisinden bir fon yaratılıyor. Dolayısıyla benim Sarmaşık'ta satılan her biletten de o fona para gitti. Şimdi nasıl oluyor orada? Senaryoyu mu götürüyorsunuz Kültür Bakanlığı'na? Evet. Buna? Ya senaryoyu götürüyorsunuz. Kültür Bakanlığı da bir yüzleri olmayan insanlar değil esasında. Burada bir fon var. Kültür Bakanlığı içerisinde çok çalışan ve Türkiye sineması için çok uğraşan çok fazla insan var. Memurlar özellikle oradaki ve bürokratlar. Bürokratlar ve çok iyiler hakikaten. Bu senaryoları götürüyorsunuz ve senaryolarda bir kurula sunuluyor. Bu kurul en son değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. 14 kişiden oluşuyor. Bunun zaten 4-5 tanesi Kültür Bakanlığı'ndan geliyor. Onun dışında da 11 tanesi de meslek birlikleri dediğimiz yerlerden geliyor esasında. Dolayısıyla işte sadece benim değil, benim, Emin Alper'in, Erol'un ve bir sürü sinemacının, muhalif kimliğiyle bilinen sinemacıların
senaryoları sıfır puan verilmek suretiyle desteğe layık görülmemiş bir hale getirildi. Ve böyle bir süreç yaşandı. Peki şöyle bir şey olduğu oluyor mu? Duydunuz mu? Yani işte senaryo götürürsünüz. Belki işte ya biraz şöyle tadil edersen, biraz değişiklik yaparsan hibe alabilirsin gibi bir süreç işliyor. Ben hiç duymadım. Hibe demeyelim ona. Hibe bir... Ne diyelim? Katkı payı mı diyelim? Ha, destek değil. Destek, yani. Çünkü destek. Hibe dediğiniz şey... karşılıksız verilen bir şey. Hem karşılıksız verilen hem de yani tercih onlara bırakılabilecek bir şeydir. Yani vermektir hibe. Hı. Halbuki burada bir destekleme, desteklemenin bir amacı olur. Hibeyi sadece verirsin, ona bırakmış olursun. Şimdi de işin, destekleme Türkiye'yi tanıtmasını inandığı, inanılan veya kültürel bir hazine oluşturacak filmleri desteklenmesi gerekliliği doğduğu için böyle bir fon yaratılmıştır. Yani bu devletin kendi cebinden çıkarttığı payı değil, ayrıca sizin aldığınız biletlerden yaratılan bir ya TRT katkı payı gibi demek ki. Bir de böyle bir şey kesiliyor bizim aldığımız sinema bileti içinden. TRT'de kesiliyor, evet, doğru. Böyle bir şey kesiliyor, Türk sinemasına yardımcı olunsun diye. Bilmem hani aslında almak almamak, o da bir şey. Almak ister misin gerçekten böyle bir şey? Yani şimdi bakın biraz şöyle bir şey var. Yok, öyle o kadar basit değil o mevzu. Çünkü şimdi yurt dışı fonlar ve ortak yapımcılar, senin bu ülkede bir fondanmış olman, yani dolayısıyla bir bu ülke tarafından kültürel olarak önemli bir eser vereceksini gördükten sonra ortak yapımcı olarak geliyorlar. Ve hatta Euroimaj'da bile kriterlerden bir tanesi, puanlamadan bir tanesi bu. Yani dolayısıyla hala öyle mi yalnız, işte orada hani işte, Türkiye'ye ilgili değişen algı. Şimdi var olan kanunları bizim kadar hızlı değiştirmiyorlar onlar. Var olan regülasyonlar bu kadar hızlı adapte olamıyor. Dolayısıyla evet, yani zorlaştıran şeylerden bir tanesidir bu. Anladım. Peki biraz şey, filme gelelim, sonra tekrar diğer soruları sorarım. Çok soru geliyor. Hı-hı. Ne anlatıyorsun Kelebekler'de? Kelebekler 3 kardeşin bir araya gelme hikayesi esasında. Birbirlerini 30 senedir görmeyen, farklı yerlerde yaşayan ve evden kopup gitmiş 3 kardeş babalarının bir gün aramasıyla Hasanlar Köyü'ne çağrılırlar. Hasanlar Köyü'ne gelirler ve bu süreç içerisinde geldikten sonraki onların birbirlerini tanıma, tanıyamama hikayesi esasında. Kara mizah mı, güldürü mü, ne dersin filmine? Ben bir şey diyemiyorum onunla ilgili, çünkü genelde birçok janrın iç içe geçtiği filmler çekiyorum. Dolayısıyla tek bir şeyi indirgeyemem. Senin hayat hikayenden ama. Benim amcamı kaybettikten sonra yazmaya başladığım bir hikayeydi. Bana biraz iyi gelsin diye. Dolayısıyla izleyicilerde çıktıkları zaman iyi gelecek bir hisle çıksın istedim. Sarmaşık'ta fark ettiğim şey, insanlarda bir his yaratabildiğimdi. Ve ben bu hissi bu sefer, insanlar keyifli çıksınlar, biraz daha rahatlamış çıksınlar sinemadan, aradan 3 hafta geçtikten sonra tekrar DVD'yi koyup izleyebilsinler, tekrar geriye dönebilsinler, onları iyi hissetmek istedikleri zaman geriye dönebilsinler diye bu filmi yarattım. Neden çok da şey etmemek lazım peki? Çünkü biz çok anlamlar bulduğumuzu zannediyoruz, fakat veya kendi hayatımızda birçok sorunla uğraştığımızı düşünüyoruz. Fakat her zaman hayatın başka bir ajandası olabiliyor. Bunu da çok takmamak lazım. Hayatı çok ciddiye almamak lazım. Bazen. Film bu motto üzerine mi kurulu yani? Filmin üzerine kurulu olduğu motorlardan bir tanesi bu, öyle diyebilirim. Öbürü hangisi? Diğerleri hangisi ya da? Birçok nokta var. Çünkü ben şimdi yazarken yaklaşık 2-3 tane defter bitirdim bunu yazarken. 2011'den beri yazdığım bir konu esasında. Tekrar döndüğüm, dolayısıyla bir paragrafa indirmek çok zor oluyor. Ama esasında sinema da bunu gerektiriyor. Yönetmen olarak da onu yapabilmen lazım. Ama şöyle bir cevap verebilirim bu soruya. Tekrar geri döndüğüm noktalardan bir tanesi, evet, çok da şey etmemek lazım. Filmin tonu bakımından. Bir de en çok dönüşmekten korktuğun şey olmuşsundur aslında. Dönüşmekten korktuğun şeysindir yani. Onun üzerine çok fazla döndüm. İnanç üzerine çok fazla döndüm. İnanç üzerine bir film. Seni sevdiğine inanç, kardeş olduğuna inanç, kardeşlerin birbirlerini her türlü kabul edeceğine olan inanç veya Kenan'ın özelinde seni sevmediğine inanç, Allah'a inanç. Bu gibi noktalar üzerine çok fazla dönüyor. Böyle bir şey midir senaryo yazmak? Önce yani bir kavram mı bulursun?
Evet. His genelde. Mi bulursun, nasıl yaparsın? Ben de öyle. Ben de yani 3 tane film çektim. Çok fazla film çekmedim esasında ama şu ana kadar öyle oldu. Yani ilkinde Kenan karakteri ve benim o gişeden çıkma hikayem de esasında kendi hayatımı dönüştürme üzerine bir filmdi. İkinci sarmaşık işlevini kaybetmiş bir otorite hiyerarşiyi devam ettirmek için neler yapar? O statikoyu devam ettirmek için neler yapar? Kavram üzerineydi tamamen. Ve benim dünya görüşümü yansıtan bir filmdi. Bu film ise tamamen terapi olarak başladı. İyi gelsin diye başladı. Amcamın öldüğünü fark ettiğim gün yazmaya başladım. Fark ettiğim gün derken bayağı cenazesindeydim, cenazesine gitmiştim. Fakat aradan 2 ay sonra öldüğünü anladığım bir olay gerçekleşti. Yani dayım, gel amcanla oturuyoruz, balıkçı da gel dedi. Çok özlemişim, görmeye gidiyorum. Meğer Masar değil, Hasan'mış. Yani bana Masar'la oturuyoruz dedi zaten, Hasan'la oturuyorlarmış. Bir anda o anda öldüğünü anladım ve eve geldim. Yani devam etmedim orada zaten, oturamadım. Eve geldim ve bunu ilk kalem kağıda o gün değdi. Ve hiç kalkmadan ilk drafta öyle yazmıştım. Bunda da mesela iyi gelsin diye yazdım. Fakat ilk defa şöyle garip bir şey oldu. Bu filmde diğer filmlerime nazaran ben çok daha az varım. 3 kardeşe odaklandım. Sen diyorsan biraz düşünmemek için de böyle oldu. Ama 3 kardeşi bana çok iyi geldiler. Yani tekrar ve tekrar umarım ziyaret ederim onları. Emre Çetin filmde Wes Anderson mizahına ve dramına benzer tatlar geldi bana. Hocamın var mıdır kendisine yakın bulduğu bir yönetmen diye soruyor. Kerem'e yakın bulduğum Wes Anderson'ı severim tabii ki ama kendine çok yakın bulmam açıkçası. Çünkü bambaşka bir estetikle yaratmaya çalışıyor. Ben o estetiği biraz fazla kusursuz buluyorum. Ben daha kusurlu şeyleri seviyorum. Kusurlu filmleri daha çok seviyorum. Daha insani ve samimi geliyor. Wes Anderson tatlı geliyor tabii ki ve iyi geliyor her zaman da. Yani mutlu eder. Güzel bir şey. Bir yönetmenin zannetmiyorum ki kendime yakın olan bir yönetmen var diyen bir yönetmen olduğunu zannetmiyorum. Biz biraz egosantrik insanlarız. Olmasak zaten bu kadar çok konuşmayız yani. Film yapmayız. Dolayısıyla bilmiyorum. Onu beyefendiye sormak lazım. Şimdi bu işin teknik tarafı gittikçe daha ağır basıyor mu acaba? Yani teknoloji geliştikçe, işte ne bileyim kameralar değiştikçe, ışık teknolojisi değiştikçe vesaire vesaire. İşin teknik tarafı daha çok ağırlık basıyor mu? Hikaye anlatmaktır. Bu yani İlkel kabile halindeyken de ateşin etrafında hikaye anlatısı vardı. Şimdi hikaye anlatısı var. Hikaye anlatılır yani. Tabii ki üretim araçlarının daha ucuzlaması ve daha demokratikleşmesi daha çok filmin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bu iyi mi kötü mü, bu da tartışılır. Bravo, tam da böyle bir soru geldi Tamay Suayer'den. Çoluk çocuk YouTuber film çekiyor para için. Sinemayı değersizleştirdiler. Sanat değil, rant peşinde herkes demiş. Yani alıcısı, bilet alan varsa, onunla izlemekten mutlu olan varsa, beni çok şu bakımdan üzüyor sadece. Böyle tekelleşmenin olduğu ülkelerde ve bu denetlemenin olmadığı ülkelerde artık o sadece benim iyi niyetli söylediğim şey bir şekilde başkalarını yok etmeye dönüşüyor. Dolayısıyla dikkat edilmesi ve düşünmesi gereken noktaların başında gelen şey, evet, biraz da bu. Peki şimdi mesela bunu müzikte gördük ya. Kimi sanatçılar albüm yayınlamadan önce Spotify'a koyuyor veya YouTube'a koyuyor. Kendrick Lamar yaptı galiba, bunu yanılmıyorsa bütün koydu hepsini. Tabii, YouTube'a neyse izleyebiliyorsun. Zamanında. Çünkü artık başka bir şeyden para kazanıyor müzisyen. Mesela bu sinemada olabilir mi? Direkt YouTube'a koysan filmini. Denedim. Uğraşacağını dağıtacağını. Denedim. Yani esasında festivalfilm.net diye bir şey kurdum. Özcan'ı çağırdım. Özcan Alper filmiyle geldi. İşte Can Evrenol Baskın'la geldi. Ramin Matin geldi. Erol verdi filmini. Ve orada kiralıyordum. Yani 6 liraya galiba 48 saat kiralayabiliyordum. Çok güzel bir tepki de aldı esasında. Fakat birincisi ekran... Benim ekranım o değil. Benim ekranım sinema perdesi. Onun için film yapıyorum. Onun için rengiyle uğraşıyorum. 4 ay, 2 ay rengiyle uğraşıyorsun sadece. Yani doğru tonları bulmak için.
Ben o kadar uğraşamıyorum, o kadar param olmadığı için genelde, ama yani uğraşılması lazım, öyle söyleyeyim. Ama yine bir alternatif, bir güzel bir tepki de aldı. Fakat onu devam ettirebilmek, ayağınıza vuruyorum galiba. Onu devam ettirebilmek biraz şey, imkanlı değildi. Çünkü korsanın düşmesini engellemek için onları yapmak lazım, bunları yapmak lazım. Ondan sonra insanların kredi kartı bilgileri alıyorsun, tehlikeli işler bunlar. Senin sistemin bir hacklenirse yandın sen de. Evet, bir de ben yönetmedim, ben gidip çekmem lazım. Yani dolayısıyla hani yapan insanların da varsa, burada yapmak isteyen insanlar, ben yönetmenleri organize edip filmlerini tekrar bir araya getiririm bu arada. Bir de pahalı bir şey tabii sinema yani. Tabii. Bayağı. Yani bir filmin, mantıklı bir filmin bütçesi yani milyon liraya varıyordur. İyi bir şey yapmak istiyorsan. Ya sadece 4 haftadaki bir çalıştırmanın kaşelerini tam olarak verdiğiniz zaman 400 ile 500 arasında denk geldiğini düşünürseniz, daha mekanı var, yiyeceği var falan. Yiyeceği var, doğru malzemeyi seçmek var. Doğru yani, malzeme? Yani mesela işte bir dönemi anlatıyorsan, ha, sanat düşünsene yazmıyor. 70'leri anlatıyorsan mesela, bütün 70'ler malzemelerini bulacak. Bu çok pahalı bir şey aslında. Sorunlarımı ilk defa görüp böyle bir yüzündeki heyecanı gördüm. Evet, evet, biraz zor bir şey. Yani sanat yönetimi de bir bütçesi var tabii. Şey de var. Yani birçok şey var. Yani yaklaşık bir 150-200 kalemlik bir küçük bir kobiden bahsediyoruz zaten. Ya işte çünkü hep şey, ön yargısı da var ya bizde bunu. Ya kardeşim, sanatçı da para için yapmasın, Allah Allah, işte az da yetilsin falan. Hani bir de böyle bir kızarlar ya bazen. İyi tamam da yani senin az kazanmanla oyuncunun az kazanmasıyla iş bitmiyor yani. Ortaya film çıkmıyor. Ayrıca onu öyle kızanlar genelde her şeye kızarlar. Onları pek dinlememek lazım genel olarak. Peki Bülent Ustaoğlu'nun bir sorusu var. Sinema salonlarının tekel olması dolayısıyla oyuncular ve yönetmenler siyasi fikirlerini açık etmekten çekiniyorlar mı? Çekinen de vardır, çekinmeyen de vardır. Yani siz çekiniyor musunuz? Salon bulmanın pek bir siyasi görüşünle alakası olduğunu pek zannetmiyorum bu arada. Çekinen oyuncu varsa çekinmesin veya. Daha çok televizyon dünyasındaki var olan şu anda baskıdan dolayı o rakılarını kaldıran masadan insanları görüyoruz. Yani ki o da bence o insanları bağlar. Yani oyuncuların veya yönetmenlerin tabii ki var olan koşullar içerisinde dizi özellikle çalışanları bakımından çekindikleri de doluyordur, ama çekinmeye de çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu meclisteki en son olayı takip ettin mi? Çanakkale anması ile ilgili. İşte devlet tiyatrolarından bir koro, evet, çağrıldı. Kadın ve oyuncuların indirildiği, çıkartıldığı, evet, hikayesi. Evet, evet. Yani burnumdan soluyarak izledim. Zannediyorsam gerçi onun yönetmenini de daha önceden belli başlı saçma sapan uygulamalarla kaldığı için galiba daha önceden istifa mı etti, ne yaptı onu da bilmiyorum. Ama yani ben bunu tam olarak da takip edemedim. Şu anda vizyon koşturmasındayım, hiç uyumuyorum. Ama yani böyle bir şey varsa, çünkü tam olarak hakikaten haberin içeriğine de çok hakim değilim. Ama böyle bir şey varsa bu kabul edilebilecek bir tarafı tabii ki olmayan bir şey ve garip yani, sadece garip. Burada iş hani acaba şuna geliyor mu? Ne denir ona? Uysal başlı koyun olmak. İşte hani sinemacı, oyuncu idare edelim dedikçe baskı artar mı? Yani öyle sorayım. Her yerde baskı artar. Siz de bir iktidar olsanız sonuçta iktidarın tanımı gereği iktidar olmak ister. İktidar o yüzden iktidardır. Ve eğer öbür taraf veya muhalifler veya bu iktidarla sorun olan insanlar konuşmadıkça tabii ki yapar. Yani iktidarı suçlamak lazım. Eğer bir iktidar çok fazla otoriterleşmişse o diğer insanlar ne yapıyor onu sormak lazım. Şimdi buna bağlı bir soru. Sedat Sancaktar, tekele rakip olmak için neden sinema sanatçıları ortak bir girişim oluşturmuyorlar? Ne yapabilirler? Yani sinema salonları da film gösterebiliyoruz. Sinemacı salon sahibi olamayacağımıza göre onun dışında biz devlet değiliz. Yani regülasyonları vardır devletlerin. BDDK vardır. Yani bir rekabet kurumu vardır. Hı hı. Bunları denetleyecek ya kurumlar şöyle sorayım var. Mesela şimdi filminle seks sahnesi koymak istedin. Fakat şunu düşünür müsün? Ya çok da seks sahnesini abartırsam bunu oynatmazlar diye düşünür müsün mesela? Düşünmem. Ya düşünmem çünkü birincisi yani
o şekilde yaratamazsınız. Ya yaratamam ben daha doğrusu. Yani bir şeyi düşünerek, hikayenin gerektiğinden başka bir şeyi düşünemezsiniz yaratırken. Eğer orada sevişmeleri gerekiyorsa sevişirler. Gerekmiyorsa sevişmezler. Yani sadece hikayedir var olan. Ve televizyonda yayınlanan tabii ki küfürün kesilmesi dışında birebir ben bir sinema salonunda hani bunu gösteremeyiz. En son işletme eser belgesiyle ilgili Türkiye'nin tarihinde iki tane olay oldu. Dolayısıyla bu sevişme için olmayan şey başka şeyler için eser işletme belgesi almayan filmlerin olduğu bir vakalar da var. Peki bir soru. İleride tamamen dram odaklı bir film çekmeyi düşünüyor musunuz diye? Bir şey düşünmüyorum öyle konularda. Bana hikaye geliyor, hikaye anlatmak zorunda kalıyorum ve o hikayenin tonunda o hikaye belirliyor. Yani birazcık şöyle bir şey yapayım, birazcık böyle yapayım bir şey demek. Bir de hani böyle bir şey vardı ya, komedi yönetmeni, işte dram yönetmeni ya da senaristi falan hep dram yazar, hep komedi yazar. Bilmem var mıdır böyle bir şey? Var tabii. Yani çünkü insanların hikaye anlatım biçimleri vardır. Yani o öyle üslup belirlenmiş ve öyle kendini daha rahat hisseden insanlar vardır. Ama ben hikaye her zaman değişiyor. Bir gün hikaye gelmezse aklıma hiçbir zaman film çekmem. Steven Spielberg'in Netflix filmleri ödül almamalı açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Zor sorular gelecek demiştim. Evet evet. Yani Netflix'in bir yeni bir anlatım biçimi olduğu ortada. Evet kesin. Netflix'in bir gerçek olduğu ortada. Dolayısıyla her zaman bir şekilde yasaklamayı veya bazı şeylerden mahrum bırakmak bilmiyorum ne kadar çözüme odaklanır. Ama bunu yapmazsak da hakikaten anlatım biçimi tamamen değişecektir. Çünkü o ekran hatta cep telefonları artık. Ona göre çekilecek sinema öyle bir şey olacak. Evet yani Netflix'in çünkü yüksek meblağlarla kendi formatında ve formatına yakın filmleri çok daha fazla, yani fabrikasyona doğru gitmesinden bahsediyoruz esasında bir sanat dalının bir kısmının. Tabii. Çünkü çok çabuk tüketiyorsun. Yani bir zahmet yok. Kalkıp işte zamanını ayarlayıp, seansı bekleyip, bir yere gidip izleyip dönmüyorsun. Tıklayıp izliyorsun. Dolayısıyla kesinlikle. Yani, ayda iki film izleyecekken ayda 20 film izlemeye başlıyorsun. Hem de ona zaman ayırmıyorsun. Ona özel, yani onun senin için bir eylem değil. İstediğin anda kapatıp başka filme geçiyorsun. Doğru. Ve dolayısıyla hep aynı yere doğru gidiyor. Sürekli uyarılmaya ihtiyacı olan beyinlere dönüşüyoruz. Sürekli anlatım dili içerisinde sürekli sıkılmaktan korkan insanlara. Yani televizyon programlarında bile eminim ben mesela biraz fazla uzattığım zaman sessizliysen ne oluyor, seyircimi kaybediyoruz diye düşünüyorsundur yani. Bir yemeğhane masasında alttan Twitter'a bakan arkadaşların olmaya başlamadın mı muhabbet ederken? Dolayısıyla işte bunların hepsi ona doğru başka dönüşüyor. Başka bir şey dönüşüyor tabii. Evet. O da dönüştürüyor. Ve bu gidişat içerisinde Netflix'i ödül almaktan mahrum bırakmak ne bir kadar şey ne yapar bilmiyorum. Belki onun için bir diziye dönüyor. Yani sadece Türkiye'de değil de işte Amerika'da da diziye dönüyor ya. İşte Netflix açtığın zaman da dizi var. Çünkü yarım saat. Evet, 40 dakika izliyorsun, yarım saat. Aynen. İzliyorsun geçiyorsun gibi evet, belki. Evet, 30 dakika işte. O yüzden 30 dakika 40 dakika formatı var. Netflix'e de eminim sen de dizi izliyorsundur veya belgesel izliyorsundur. Evet. Hani film izlemeyen çok az insan var. Bilmem ben film de izliyorum. Ne izlediniz en son? En son Taxi Driver'ı yine döndüm izledim mesela. Hani o klasik izleme hoşuma gitti. Bu ama çok güzel. Aynı Zat grubunla ilgili işte o Nazi birlikleriyle ilgili bir belgesel hangisi? Var. Hangisi? Aynı Zat grubun diye. Netflix'te yine mesela o güzel çok izledim. Bilgilendirici. Doğu evet. Avrupa'da bu işin nasıl yaşandığını görüyorsun. Evet, ölüm birlikleri. Ölüm birlikleri aynen. Yani işte bir yandan aslında acayip şey tarafı da var. Onun için diyorum hani alternatif platformlar hiçbir televizyon alıp da koymaz onu bu izlenir falan diye. Ama mesela böyle bir alternatif platformda bulabiliyorsun. Yani güzellikleri de var işte. Yani sonuçta olmasa zaten insanlar izlemez. İnsanlar bir şey talepte bulunuyorsa yani tabii bunun yasaklanmasından bahsetmiyoruz. Spielberg'in lafından açtık bu konuyu. Bilmiyorum işte dediğim cevap da esasında verdim. Hani ödül verilmemesi ne yapacak, etkileyecek mi bilemiyorum. Şimdi ben tekrar tebrik edeyim. Yavaş yavaş kapatacağım. Çok güzel bir yorum var. Ben bu yorumu aktarmak istiyorum sana.
artık tavuk gördükçe kahkaha atacağım bir hatıra yarattığı için teşekkürler. Film çok güzeldi, tekrar teşekkürler diyor Baturan Bilgin. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğin için. Çok sağ olun. Sizlere teşekkür ediyorum. Umuyorum bütün sorularınızı sormaya çalıştım, yeterli olabildim. Şimdi noktalayalım. Yarın görüşürüz.